Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifasının ardından bu göreve atanan Nureddin Nebati'nin bitersek hep beraber biteceğiz. Kazanırsak hep beraber. Sen maaş alıyorsun. En fazla neyini kaybedersin? Enflasyonun altında ezilirsin ama ben bütün varlığımı kaybederim bu iş düzelmezse eğer, sözleri geçtiğimiz hafta boyunca en çok konuşulan açıklama oldu. Gazete Duvar'da yer alan kulis haberde, Nebati'nin bu sözlerinin AK Parti içinde de rahatsızlık yarattığı belirtildi, böyle konuşmanın siyaseten kabul edilemeyeceğini, kamuoyuna mesaj verirken çok ciddi ve dikkatli olunması gerektiğini belirten bir yetkili, bu sözler off the record bile söylenmez, dedi. AK Parti'de bakanın döviz kurundaki yükselişte dış müdahale etkisi olmadığı yönündeki sözlerine de itiraz vardı, ifadeleri kullandı Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin bütçe görüşmelerinde yıllara göre asgari ücretin alım gücünü anlatırken verdiği et, ekmek, tüp hesabı muhalefeti kızdırdı. İyi Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, Sayın Bakanımdan rica ediyorum, bize alışveriş yaptığı kasabın, alışveriş yaptığı fırının, alışveriş yaptığı tüp gaz bayisinin adresini versin. Hatta aynı istasyondan benzin ve motorin alalım, diye seslendi. Soruya yanıt vermeyen Bakan Nebati ise gelmiş geçmiş en harbi bir Urfalı olarak fırın, kasap vesaire yerleri hanım bana izin vermeden ben söyleyemem dedi.